Sonsuz bozkırların çocukları. At üstünde geçen destanlarla dolu 4000 yıllık öykünün kahramanları. Kim bu Türkler? Türklerin tarihi için çok önemli iki yazılı belge. Türk ismi ilk kez nerede ve kimler için kullanıldı? Orta Asya onların gerçek vatanı mı? Orhun yazıtlarından Yenisey kıyılarındaki şaman hainlerine. Kayaların üzerindeki gizemli resimlerden Cengiz Han'ın kayıp başkentine. Türk Oğuz Beyleri işitin. Üste gök çökmedikçe. Uzmanlar, tanıklar ve bir araya getirilen binlerce yıllık bulgular. Zaman yolcusu 36 bin kilometre yol yaptı. 8 ülke gezdi. Ahmet Yeşiltepe bu bölümde Moğolistan'daki Orhun Vadisi'ne gidiyor ve Türk tarihinin ilk yazılı belgelerini, yani Orhun yazıtlarını anlatıyor. Bu olağanüstü keşif arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi Orta Asya zamanı. Uçsuz bucaksız ovalar, sonu ufuk çizgisiyle birleşen dev otlaklar ve denizi andıran bozkır. Burası dünyanın en ıssız coğrafyalarından biri. Ama bir zamanlar böyle değildi. Burası uygarlık tarihinin seyrini değiştiren halkların, dağınık kavimlerden tek millete, tek devlete dönüştüğü yer. Burası Göktürklerin tarih sahnesine çıktığı, resmi bir belgeye ilk defa Türk adının yazıldığı coğrafya. Ve o resmi belgeler aslında dev anıtsal taşlar. Moğolistan'da kadim Türklerin millet olduğu yerde Orhun Vadisi'ndeyiz. Bu sonsuzluk denizi gibi görünen coğrafya, bu bozkır, Türk adının ilk kez kullanıldığı ve bir millete isim olduğu yer. Bu bozkır aslında çok sayıda imparatorluğa, kağanlığa ana yurt oldu. Ve Türklerin sayısız hatıra bıraktığı yer oldu. Balballar, bengü taşları, yazıtlar, nereye elinizi atsanız bu bozkırda Türklerin izi var. Türk Oğuz Beyleri, işitin. Üste gök çökmedikçe, altta yer denizi delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir? Bu sözler Bilge Kağan'a ait. Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan ve kardeşi Kültekin için yazılmış olan yazıtlar, 1889 yılında Orhun Irmağı'nın eski yatağındaki bölgede Rus arkeologlar tarafından keşfedildi. Yeryüzünde belki de en önemli gerçekleştirilen arkeolojik keşiflerden biriydi. Şimdi bu yazıtların bulunduğu bölgeye ve arkeolojik alana giriyoruz.
Ülge Kağan yazıtı bize Türklerin Uygur alfabesinden önce bir başka alfabeyi kullandıklarını kanıtladı. Orhun alfabesi olarak adlandırılan bu yazı sistemi runikti. Yani çivi yazısına benzeyen nitelikteydi ancak 38 harften oluşuyordu. 38 harfin hepsi de rahatlıkla çözümlendi ve 1890 yılında bilimsel çevrelere tanıtıldı. Böylece Türklerin milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren yazı kullandıkları kanıtlanmış oldu. Orhun alfabesinin çözümünü kolaylaştıran anahtar ise yazıtların arkasında bulunan Çince harflerdi. Çince harflerden yola çıkılarak alfabenin tek tek harfleri keşfedildi. İlk keşfedilen sözcüklerden biri ise Tengri'ydi. Yani Tanrı. ...1899 yılında Orhun Irmağı çevresinde gerçekleşen bu olağanüstü keşif arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir tarafından bilim adamları bu bölgeye koşarak geldiler. O sırada kazılar devam ediyordu. İlk kazının yapıldığı bölgede Bilge Kağan'ın mezar kompleksi ve yazıt ortaya çıkarılmıştı. Yaklaşık bir kilometre kadar kuzeydoğuda da kardeşi Kültegin'e ait olan mezar kompleksi ve hemen yanında yazıt bulunmuştu. Tabii bu keşiflerin ardından özellikle yazıtların üstündeki alfabenin ne olduğu, kime ait olduğu tartışması gündeme geldi. Kısa sürede alfabe çözülünce Türklerin dünyasında da tartışmalar alevlendi. Çünkü Türk tarihi genellikle Çin ve Moğol kayıtlarına bağlı olarak o güne kadar ele alınmıştı. Artık elde çok somut yazıtlar vardı. Hatta bir alfabe vardı ve bambaşka bir hikaye. Çinlilerin ya da Moğolların gözünden değil, doğrudan Türklerin kendi sözleri, kendi bakış açılarıyla bir tarih yazılıydı. Milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren Türk tarihi yeniden ele alındı. Orhun Vadisi'ndeki Göktürk yazıtları, iki kardeşe ait yazıtlar birbirlerine yaklaşık bir kilometre mesafede yer alıyor. Bilge Kağan'ın yazıtının bulunduğu yapı kompleksinden şimdi diğerine geçiyoruz. Ve Orhun yazıtları olarak bilinen bu abidelerin ilki Kültegin yazıtının önündeyiz şimdi de. Bu kazı alanında ilk ele geçen bu büyük yazıt bir kaplumbağa kaidenin üzerine konumlandırılmış Kültegin yazıtı. Kaplumbağa Türklerde uzun ömür ve kalıcılık anlamına geliyor. Bilge Kağan kendisinden önce ölen kardeşi Kültegin için ilk olarak bu yazıtı yaptırıyor. Ve ardından 4 sene geçtikten sonra kendisi de ölünce bu kez oğlu Tenri Kağan tarafından Bilge Kağan adına geldiğimiz noktada mezar kompleksi ve yazıt inşa ediliyor. Her iki yazıtın arasında yaklaşık 4 yıllık bir süre var. İlki Kültegin Kağan adına inşa edilmiş olan bu yazıt. İkincisi ise diğeri yani Bilge Kağan adına inşa edilmiş olan. Moğolistan'daki Türk eserlerinin gün ışığına çıkarılması için bu bölgede özellikle Orhun bölgesinde kazı çalışmaları devam ediyor. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 1990'lı yılların sonundan itibaren buraya özel önem göstermiş. Bu bölgeye Karakurum kentinden kazı alanının olduğu noktaya kadar bir yol inşa edilmiş. Kazı alanı koruma duvarlarıyla çevrilmiş ve buraya yazıtların replikaları konulmuş.
Asılları elbette doğal koşulların etkisi nedeniyle daha fazla tahrip olmaması için bir müzeye, TİKA tarafından yine yapılan bir müzeye konulmuş. Türklerin, günümüz Türklerinin atalarının mirasına sahip çıktığını görmek gerçekten gurur verici. Orhun Vadisi'ndeki müzedeyiz. Burada vadide bulundukları yerlere dikilen replikaların yani asıllarına çok benzeyen kopyaların orijinallerini göreceğiz. Orhun yazıtları 2001 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın girişimi sonucu kazı bölgesinden alındı ve vadiye inşa edilen büyükçe bir müzenin içerisine konuldu. Yazıtlar şimdi müzenin büyükçe bir salonu var. Ortasında diagonal şekliyle karşılıklı olarak birbirlerine bakıyorlar. Ve gelenleri doğrudan karşılayan, ağırlayan bir konumda. Peki bu tarihi belgelerde, olağanüstü tarihi belgelerde neler anlatılıyor? Milattan sonra 8. yüzyılda Bozkır'da yaşayan Türklerin aslında günlük hayatından kesitler var. Savaşlar anlatılıyor. Kağanların değişmesi, aile ilişkileri, cenaze törenleri ve en önemlisi belki de Türk ulusuna uyarılar. Özellikle Bilge Kağan'da. Bilge Kağan yazıtı daha tahrip görmüş, Kültekin daha az hasar görmüş, daha sağlam görünüyor. Hemen hemen benzer yüksekliğe sahipler. Yazıtların harfleri yukarıdan aşağı okunabiliyor. Yani yukarıdan aşağı tek tek harfler yazılmış. Kesme işareti şeklinde sözcükler arasında iki nokta kullanılmış. Ve istifleme, daha doğrusu yazıların okunma biçiminde değil, satır aralıkları sağa doğru, yani saat yönünün tam ters yönünde. Bu görkemli iki dev yazıt Türk tarihine farklı bir bakış açısı, bir başka boyut getiren bu iki anıt eser şimdi Orhun Vadisi'nin ortasındaki bu değerli müzede ve diğer değerli objelerle birlikte ama en ön planda karşımıza çıkıyor ve gelenleri ağırlıyor. Orhun yazıtlarının önemini, arkeolojik önemini anlatmaya, aktarmaya çalıştık. Peki ya Türk dünyası, Türk tarihi açısından önemi nedir? Bu konuda ünlü tarihçi ve Türkolog Muharrem Ergin'in bir yazısından alıntılar yapacağım. Orhun yazıtlarının önemi diye başlamış Muharrem Ergin. Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir. İlk yazılı Türk tarihidir. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşmasıdır. Türk edebiyatının İlk şaheseridir. Bir kavmi bir millet yapabilecek eserdir. Türk yazı dilinin ilk fakat harikulade işlek örneğidir. Ve insanlık aleminin sosyal içerik bakımından en anlamlı mezar taşları. Tarih sahnesine milattan sonra 522 yılında çıkan Göktürk Kağanlığı, yaklaşık 80 yılda Güney Sibirya'daki Sayan Dağları'ndan günümüzdeki Moğolistan'ı kapsayacak şekilde güneye doğru büyüdü. Süreç içerisinde Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye bölündü, kardeş kavgaları ve Çinlilerin nihai darbesiyle yıkıldı. Bumin ve İstemi Kağan kardeşlerin kurduğu bu ilk devlet, dağınık göçer topluluklar olarak Çin'in hakimiyetine girdi. 50 yıllık tahakküm döneminden sonra 681 yılında Asena boyundan Kutluk Kağan, Türk topluluklarını yeniden tek bayrak altında topladı ve 2. Göktürk Devleti'ni kurdu. Kutluk Kağan, Türkleri derleyip toparlaması nedeniyle İlteriş olarak da anıldı. Onun ölümünden sonra kardeşi Kapkan ve onun oğlu İnel tahta oturdu. Ama İlteriş'in çocukları Bilge ve Kültegin devlet yönetimini ele geçirip Göktürkleri 8. yüzyıl başında Orta Asya'nın en büyük gücü haline getirdiler. Kardeşlerden Bilge, Kağan olarak tahta geçtiğinde Kültegin de Türk ordularının başkomutanı oldu.
Onların döneminde Kaanlığın sınırları okyanustan Maveri Ünnehir'e kadar ulaştı. İpek yolunun büyük bir kısmı denetim altına alındı. Her iki kardeş adına dikilen yazılı taşlarda Türklerin devlet sistemi, yaşadıkları siyasi sorunlar, savaş taktikleri, düşmanlarının uyguladıkları nifak yöntemleri ve tek bayrak altında yaşama ülküsü hakkında gelecek kuşaklara yönelik bilgi, çağrı ve uyarılar yer alıyor. Yazıtlarda ayrıca eski Türk ekonomi sisteminin temelini, atçılık ve ipek üretiminin, sincap ve samur Türk ticaretinin, altın ve gümüş eşyaların oluşturduğu, kervan taşımacılığını aksatmanın da savaş nedeni sayıldığı bilgisine rastlıyoruz. Her iki kardeşe baş vezir ve danışman olarak hizmet vermiş Tonyukuk'un aynı döneme ilişkin kendisinin aktardığı bilgilerse, Orhun Vadisi'nden yaklaşık 400 kilometre doğuda Bayan Çotko düzlüğünde bulunan yazıtlarda yer alıyor. Orhun yazıtlarındaki liderlerin halka seslenişi ve lider üslubuyla anlattıkları, Tonyukuk yazıtlarında bir yüksek bürokratın ağzından daha yumuşak tonda ve farklı bir biçimde dile getiriliyor. Türkçenin ilk yazılı metinleri olarak kabul edilen Orhun yazıtlarını yazdıran Bilge ve Kültegin kardeşler öldükten yaklaşık 10 yıl sonra 2. Göktürk Devleti de yıkıldı. Kaderin garip cilvesi, kardeş kavgaları hakkında onca uyarıya rağmen Göktürkleri yıkan yine onlara çok yakın, akraba bir topluluk Uygurlardı. Belirtmeliyiz ki Bilge Kağan ve Kültegin yapı kompleksi içinde naaşlara, insan kalıntılarına rastlanmamış. Arkeologlar stupaya benzeyen ve bark adı verilen odada dışı süslemeli bir taş lahit sanduka bulunmasına rağmen bu yapının temsili bir mezar odası olabileceğini söylüyorlar. Moğolistan'daki zaman yolculuğumuz henüz sona ermedi. Şimdi başkent Ulan Batur'a dönüp orada bir süre dinleneceğiz. Ardından önce kısa bir kent turu ve yeniden yollar. Kent turunda ilk durağımız Ulan Batur'un ünlü meydanı Süh Batır Meydanı. Ulaanbaatar yeryüzünün en soğuk başkenti. Yılın 7-8 ayı karla kaplı ve bu zorlu coğrafyada bırakın kahraman olmayı ayakta kalmak bile çok güç. Ama Moğolların kahramanlar listesinde çok sayıda isim var. Bunların başında elbette Cengiz Han geliyor. Ama bir de günümüz dünyasının 20. yüzyılın önemli bir kahramanı var. Damdin Sükbaatar. Damdin Sükbaatar, Moğolistan devriminin ulusal kurtuluş mücadelesinin lideri. 1921 yılında Moğolları yeniden bir araya getiriyor ve Çin'e karşı kurtuluş mücadelesi başlatıyor. Aslında çok önemli çünkü yaklaşık 700 yıl sonra ilk defa Moğolları bir araya toplayan bir isim var. Daha sonra 1924 yılında Moğolistan bağımsızlığını ilan ediyor. Resmi bağımsızlığını ilan ediyor ve Sükbaatar'ın yakın silah arkadaşı Choy Balsan devlet başkanı oluyor. Choy Balsan'la beraber mücadeleye devam ediyorlar. Ancak Sükbaatar çok genç yaşta aniden hayatını kaybediyor. Sükbaatar'ı ama hiç unutmuyor bu coğrafya. Kentin adı değiştiriliyor ve Ulan Batır oluyor. Yani Kızıl Kahraman. Evet, kente ismini vermiş, bu meydana ismini vermiş Sükbaatar'ın hikayesi böyle. Bir anlamda şöyle bir benzetme yapabiliriz. Küba'nın Fidel Castro'su kimse, Colling'in Choy Balsan o. Fidel Castro'nun tabii yakın arkadaşı, silah arkadaşı Che Guevara Kübalılar için neyse, Moğollar için de Sükbaatar bu coğrafyanın Che Guevara'sı. Ulaanbaatar'dan ayrılmadan önce uğrayacağımız bir yer daha var. Moğolistan Milli Tarih Müzesi. Moğolistan'a geldiniz ancak 400 kilometre kadar batıda yer alan Orhun Vadisi'ne gidemediniz. Ve haliyle Göktürk yazıtlarını ya da Orhun yazıtlarını göremediniz. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey...
Ulan Batır'daki Milli Tarih Müzesi'ne gelip Türk dönemi salonuna girmeniz. 1997-2005 yılları arasında Orhun Vadisi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında ele geçen buluntuların bir kısmı ve replikaları burada sergileniyor. Burada özellikle dikkat çekici bir nokta, Bilge Kağan'ın kardeşi Kültegin Kağan'ın heykelinin başının aslının burada olması. Ancak Bilge Kağan'ın tacı, ki en önemli buluntulardan birisi, her iki müzede de, Orhun Vadisi Müzesi'nde ve Milli Tarih Müzesi'nde de replikaları var. Gerçeği nerede? Gerçeği Moğolistan Merkez Bankası'nın kasalarında saklanıyor. Ve bir başka önemli, ilginç detay daha. Burada Kültegin yazıtının üstündeki sembol öne çıkarılmış. O sembol, biliyorsunuz, Bilge Kağan ve Kültegin anıtında, yazıtında da bir dağ keçisi sembolü. O dönemde Göktürk liderlerinin, önderlerinin geldiği, mensup olduğu kavim Aşina ya da Asena kavmi. O kavmin işareti olan dağ keçisi. Hemen arkasındaysa bir kurt tarafından emzirilen bir çocuk kabartması var. Yani Orhun Vadisi Müzesi'ne gidemezseniz Ulan Batır'daki Milli Tarih Müzesi'ne gelip Türk periyodu, Türk dönemi salonunu muhakkak gezmeniz gerekiyor. Moğollar, Türklerle olan akrabalık ilişkilerini tırnak içerisinde kültürel düzeyde buluyorlar. Ama yine de Hunların, Moğolların atası olduğu yönünde bir iddiaları, bir görüşleri var. Bu müzede bunun yansımasını buluyoruz. Hemen Türk dönemi salonunun yanında Hun salonu var. Gerçi burada çok zengin buluntular içeren bir sunum yok. Ancak dikkatimizi çeken, Hun salonunda özellikle dikkatimizi çeken, bir prensese ait olduğu düşünülen bir at arabası ve o at arabasına ait parçalar. Milattan önce 1. yüzyıl. Moğollar kültürel düzeyde değil, fiziken doğrudan akrabalık ilişkisi bulunduğunu düşündükleri Hunların milattan önce 1. yüzyılda son derece ileri bir mühendisliğe, teknolojiye sahip olduğunu belirtmişler bu müzede ve özellikle bir kurganda bulunan bu at arabasının parçalarını özenle sergilemişler. Ve şimdi Moğolistan Milli Tarih Müzesi'nin en heyecan verici bölümlerinden birine geçiyoruz. Cengiz Han bölümüne. Yıl 1207. Moğol aşiret reislerinden birinin oğlu Temuçin, Cengiz Han adıyla Moğol kavimlerinin başına geçti, Moğolları birleştirdi. Ve 4 yıl sonra önce doğuya, Çin'e, ardından batıya seferler gerçekleştirdi. Yaklaşık 16 yıl süren seferler sonunda dev Cengiz Han İmparatorluğu inşa edildi. İmparatorluk doğuda Kore Yarımadası, Pasifik Okyanusu'ndan batıda Akdeniz, Bağdat, Kiev'e kadar genişlikte, büyüklükteydi. Tarihte bir daha eşi benzeri görülemeyecek büyüklükte bir imparatorluk. Cengiz Han 1227'de öldükten sonra ardından gelen iki kuşak daha bu sınırları genişletti. Ülke parçalandı ama birlik, beraberlik devam etti. Cengiz Han'ın adı ve mirası günümüze kadar geldi. Cengiz Han'ın nereye gömüldüğü, naaşının nereye defnedildiği bugün hala tartışma konusu. Pekin'le Karakurum arasındaki binlerce kilometrelik mesafede yüzyıllardır maceracılar, gezginler Cengiz Han'ın mezarını arıyorlar. Son dönemde Japon arkeologlar ve Amerikalılar. Ama kimse o mezara ulaşamadı. Belki bulunduğunda karşılarına muhteşem bir miras, hazine çıkacak. Ama gerçek hazine, tıpkı Büyük İskender'in yaptığı gibi, Cengiz Han'ın doğuyu ve batıyı birbirine kaynaştırması oldu. Ve şimdi başkente veda zamanı. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batır,
Zaysan Tepesi'nden, yani kentin en yüksek noktası olan Zaysan Tepesi'nden işte böyle görünüyor. Çiğ beton yığınlarına teslim olmak üzere ülkenin nüfusunun 1/3'ü başkentte yaşıyor. 1/3'ü ise dünyanın en büyük, yüz ölçümü bakımından en büyük 9. ülkesi olan Ulaanbaatar'ın bozkırlarında yaşıyor. 1 milyon insan sıkış tepiş bu küçücük alana sığışmaya çalışıyor. Gökdelenleri inşa ediliyor. Buna rağmen göçer Moğollar tabii ne yapıp edip kendi müstakil alanlarını yaratıp orada gir denilen çadırların yine kurup orada yatmaya, orada uyumayı tercih ediyorlar. Hakikaten sorunlu bir kent her açıdan bakıldığında. Altyapısı çok bozuk. Yollar felaket kötü. Şehir içi trafik hakikaten İstanbul trafiğine rahmet okutuyor. Dünyada en kötü şehir trafiği nerede derseniz sanıyorum ilk aklıma gelecek yerlerden birisi bundan sonra Ulaanbaatar olacak. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen yine de burası bir başkent. Ama Moğollar her fırsatta, ilk fırsatta bir bayram ya da tatil zamanında kentten kaçıp tekrar bozkırlara dönmeyi tercih ediyorlar. Öyle yapmak lazım. Ulaanbaatar'ın öyle çok ruhu çok yüksek bir kent olduğu söylenemez. Buralardan uzaklaşmak, gerçek Moğolistan'a doğru ilerlemek ve bozkırlara çıkmak lazım. Yeniden bozkırlardayız. Başkentten güneydoğu yönünde ilerliyoruz. Bozuk yollar kadar yolculuğu aksatan diğer bir etken, sürekli yolu kesen hayvan sürüleri. Moğolca'da bir terim var, zud. Zud, aşırı soğuk ve don yüzünden hayvanların telef olması demek. Bir doğal afet. Moğolistan 2009-2011 yılları arasında 11 milyon küçük ve büyük baş hayvanını kaybetmiş. Hayvanlar telef olmuş. Hemen her yıl zud olaylarına rastlanıyor. -45 dereceye kadar sıcaklığın düştüğü bölgeler var. Kar 8 ay yerden kalkmıyor. O yüzden yaz aylarında bozkırlar meralara, büyük otlaklara dönüşünce hayvanlar bir anlamda zorluk kışa hazırlanmak için bol bol otluyorlar. Ve bu dönem bir anlamda Moğolistan için şans dönemi oluyor. Hedefimize çok yaklaştık. Şimdi Moğolistan'ın göz bebeği, bir tabiat harikası ve ülkenin mücevheri olarak tanımlanan Terelj Milli Parkı sınırlarının içindeyiz. Terelj Milli Parkı, Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'a yaklaşık 90 kilometre doğuda. Ülkenin tabiat mucizesi, mücevheri olarak biliniyor, tanımlanıyor. Moğollar özellikle yaz aylarında buraya gelip kamp yapıyorlar. Çok keyifli bir milli park. İçinden bir nehir geçiyor. Kaya kütleleri, yeryüzü şekilleri açısından da ilgi çekici, hatta büyüleyici de diyebiliriz. Türkiye'deki Kapadokya kadar uluslararası ziyaretçi çeken bir alan, bir coğrafi bölge. Hemen arkamda görmüş olduğunuz şu kaya kütlesi Kaplumbağa Kayası olarak tanımlanıyor. İşte başı sol tarafta, arkada evi, kabuğu. Böyle tanımlıyor, böyle benzetiyor Moğollar. Gerçekten de en çok fotoğrafı çekilen yüzey şekillerinden, kaya kütlelerinden birisi Terelj Milli Parkı'nda. Terelj Milli Parkı içerisinde Moğolistan'ın bir başka iftihar kaynağı var. Moğolların Büyük Ata olarak kabul ettikleri Cengiz Han'a duydukları saygının sembolü haline gelmiş bir anıt yapı. Bu yapı aslında yakın tarihte inşa edilmiş dev bir heykel. Orhun yazıtlarının Moğolistan'daki diğer kanadını oluşturan Tonyukuk Külliyesi ve yazıtlarına giden yolun hemen üzerinde yer alıyor. Buranın en önemli özelliği 2009 yılında inşa edilen dev Cengiz Han heykeli. Bu heykelin içinden asansör işliyor. Tepesine atın üstüne kadar çıkabiliyorsunuz. Altında restoran ve dev bir müze var. Sosyal etkinliklerin de gerçekleştirildiği, dünyanın dört bir tarafından insanın görmeye geldiği bir heykel. Aslında
Rio de Janeiro'daki meşhur İsa heykelinden, St. Petersburg'daki Lenin heykelinden daha yüksek ve daha görkemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üzerindeki o metal kaplama ışıl ışıl parıldıyor. Her taraftan çok net, çok çarpıcı bir şekilde bir görkemle görünüyor bu manzara. Cengiz Han heykelinin neden buraya yapıldığını anlatalım. Burası Ulan Batır'a, yani başkente yaklaşık 100 kilometre kadar doğuda. Cengiz Han yurduna geri dönerken, ikinci Çin seferini gerçekleştirip Çinlileri yendikten sonra Karakurum'a geri dönerken Terelj Dağları'nda kayboluyor, geçit bulamıyor. Ancak rüyasında tanrılar ona elindeki altın kırbaçla yönünü bulabileceğini anlatıyorlar, söylüyorlar. Bunun üzerine efsaneye göre sabahleyin uyandığında Cengiz Han altın kırbaçını havaya fırlatıyor ve kırbaç yere düştüğünde kırbaçın tutacının gösterdiği yöne doğru ordusunu yürütüyor Cengiz Han ve bu yön doğru çıkıyor. Yaklaşık 400 kilometre sonra, birkaç gün sonra ordu Karakurum'a ulaşıyor. Bu yüzden bu efsanenin geçtiği yer olarak Terelj Milli Parkı seçilmiş. Cengiz Han'ın dev heykeli Bozkır'a doğru bakıyor ve her yıl buraya yüz binlerce kişi bu dev, görkemli heykeli görmek için geliyor. Ve Bozkır'daki son durağımız. Orhun Vadisi'nden 400 kilometre doğuda olmasına karşın Bilge Kağan ve Kültig'in yazıtlarıyla bir arada anılan Tonyukuk yazıtları. Bir devlet adamının, bürokrasinin en üst düzeyindeki yetkilisinin anlattıkları. Türklerin devlet geleneğine ilk harcı koyanlardan, Başvezir Tonyukuk'tan gelecek kuşaklara miras. Orta Asya'nın tam ortasında, derin bir sessizliğin ve ıssızlığın içerisinde Tonyukuk yazıtlarının hemen yanındayız. Başkent Ulaanbaatar'dan 100 kilometre kadar doğuda, dev, sonsuzluk denizini andıran Bozkır'ın tam ortasında iki dev dikili taş yazıtla karşı karşıyayız. Ve bu yazıtlar Türk tarihine, Göktürk tarihine ilişkin çok çarpıcı, çok önemli ipuçları, bilgiler içeriyor. Göktürkler milattan sonra 2. yüzyılın başlarında yeniden ikinci kez devlet kurdular. 50 yıllık bir fetret döneminden, bir kaotik süreçten sonra Çinlilerin tahakkümünden kurtuldular ve Kutluk Kağan önderliğinde 2. Göktürk Devleti inşa edildi. Kutluk Kağan ili yeniden bir araya getirdiği, yurdu toparladığı için İlteriş Kağan olarak da bilindi uzun yıllar. İlteriş Kağan'ın ya da Kutluk Kağan'ın devleti kurma, yeniden toparlama, yeniden yapılandırma sürecinde yanında her zaman bir vezir oldu. O kişi Tonyukuk'tu. Tonyukuk, Bilge Tonyukuk olarak biliniyordu. Askerin, ordunun yeniden yapılandırılmasında, devletin inşasında çok önemli görevler üstlendi. Ve Kutluk Kağan öldüğünde yerine geçen kardeşi Kapkan Kağan'a da vezirlik yaptı. Ancak bu dönemden sonra akıbeti hakkında bazı soru işaretleri var. Kimi tarihçiler Tonyukuk'un Kapkan Kağan döneminde gözden düştüğünü, devlet işlerinden uzaklaştırıldığını ve hatta sürgüne gönderildiğini düşünüyorlar. Peki nereye sürgüne gönderilmiş olabilir? İşte bu yazıtlar bunun cevabı. Günümüz başkenti Ulaanbaatar'ın 100 kilometre kadar doğusundaki Bayan Çotko bölgesi, buraya sürgüne gönderildiği ve hayatının geri kalan dönemini burada geçirdiğini düşünüyorlar. İşte o dönemde, yani sürgün döneminde bu yazıtların taşa nakşedildiği, yazıldığı ve buraya yerleştirildiği, milattan sonra 720 ile 25 arasında bunun gerçekleştiği, taşların o döneme tarihlendirilebileceğini belirtiyorlar. Bir başka tarihçi kesimi ise tamamen bu görüşün karşıtı bir başka görüş savunuyor. O görüşe göre Kapkan Kağan döneminde gözden düşmüş olsa da Kapkan Kağan öldükten sonra yerine geçen İnel, oğlu Ünal ya da İnel, çok uzun süre tahta kalamadı. Tahtı yeğenleri
Bilge Kağan ve kardeşi Kültegin geri aldılar. Bilge Kağan tahta geçti ve Ponyukuk'u tekrar göreve aldı. Tarihçiler, işte az önce sözünü etmiş olduğumuz ikinci kesim tarihçiler diyor ki Ponyukuk o dönemde Bilge Kağan'ın ve kardeşi Kültegin'in öldüğünü gördü ve onların yazıtlarını da gördü. Bir anlamda bir başka bakış açısıyla, bir başka görüşle tarihi yeniden yorumladı, bize aktardı. Moğolistan bozkırları tarihin değişik dönemlerine ait uygarlık izleriyle dolu. Peşi sıra gidilirse bu coğrafyada daha birçok önemli arkeolojik keşif yapılabilir. Bizim keşif yolculuğumuzsa kadim Türklerin izlediği göç güzergahının üzerinde Baykal Gölü'nden batıya, Yenisey Irmağı'na, Tuva ve Altaylara doğru devam edecek.